Sizlerin karşısında duygulanmamak, onurlanmamak, gurur duymamak mümkün değil. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz, gurur verdiniz. İyi ki varsınız sevgili ailem, iyi ki varsınız. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizinleyim, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki buradasınız. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldin sayın vekilim, hoş geldin değerli belediye başkanlarım, hoş geldin sayın il başkanım, hoş geldin sevgili ailem, hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim gençler. Siz de benim her şeyimsiniz. Bugün buradaysak sizlerin sayesindeyiz. Bugün gururla, onurla bu milletin karşısına çıkabiliyorsak siz tertemiz, bir fark, hiçbir beklentisi olmayan, hiçbir çıkarı olmayan tek nedeni, tek amacı Besti'nin kalkınması, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir anlayışa inandığınız için buradayız. Sözlerime başlamadan önce bu saydığım 3 maddede hiçbirinizin tereddütü olmasın. Hiçbirinizin başını yere eğmeyeceğim. Hiçbirinizin yüzünü kara çıkarmayacağım. Her kuruşunu, sizin hakkınız olan bütün her şeyi şeffaf bir şekilde sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğiz. Bunda hiç kimsenin kaygısı olmasın. Kıymetli ailem, değerli misafirlerim, bu siyaset, bu hizmet yolculuğuna 2009'da çıktım. Daha önce 2009 yılında ve 2014 yılında değerli halkımızın teveccühüyle Kesbetepe beldemizde 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Kesbetepe'de yapılması gereken halkın talep ve istekleri her neyse bunları öncelik sırasına koyarak bütün gereken hizmetlerin hepsini verdik Kesbetepe'ye. Mutlaka aranızda Kesbetepe'liler vardır. Bunlara önce Allah, sonra da Kesbetepe'liler şahittir. Bu Kesbetepe'deki görevimizi tamamladıktan sonra hatırlarsanız ben biraz geride başlamak istiyorum. 2019'da Kesbetepe'de yapmamız gerekenleri yaptık. Besti'nin bize ihtiyacı var dedik. 2019'da sizlerin huzuruna çıktık. İlk yolculuğumuz Besti'de 2019'da başladı. O gün 2019'da bizlerin ve sizlerin hiç istemediği, hiç uygun görmediği bazı gelişmeler neticesinde farklı bir sonuçla karşılaştık. Ama bu sonuca hiç üzülmedik. Hiç küsmedik. Halkın iradesi bizim başımızın üzerindedir dedik. Halk bize iktidarı değil muhalefet yetkisi verdi dedik. Seçilen, seçilmeyen bütün meclis üyelerimle pazar günü sandığa giden halkımıza sizin verdiğiniz karar bizim başımızın üzerinde. Biz size küsmüyoruz. Biz size darılmıyoruz. Bizim için en önemli karar sizin kararınızdır. Sizin huzurunuzdayız. Verdiğiniz karara saygı duyuyoruz. Ben ve bütün yol arkadaşlarımla sizin huzurunuzdayız dedik. Ve bugünden sonra verdiğiniz görevi, yani muhalefet etme görevini layıkıyla yerine getireceğimize sizlere söz verdik. O gün 2019'un Mart, Nisan'ın 3'üydü. Bugün ise 2024'ün, bugün 2024'ün Mart'ın 7'si o gündür.
sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Kıymetli ailem, bizdeki anlayış verirsen iyi, vermezsen kötü anlayışı değil. Versen de vermesen de ben senden biriyim. Versen de vermesen de senin acı gününde acını paylaşmaya, mutlu gününde mutluluğunu paylaşmaya varım dedim. 5 yıldır sizlerle beraberim ve ölene kadar sizlerle beraber olacağım. Ölene kadar. Benim seçim bittiğinde elime alıp gideceğim bir valizim yok. Benim seçim bittiğinde tercih etmediğiniz durumda arabama binip gideceğim bir başka evim yok. Benim evimde sizsiniz, tarlamda sizsiniz, yol arkadaşlarımda sizsiniz. 5 yıl nasıl burada olduysak bir 5 yıl daha burada olacağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin şüphesi olmasın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki biraz yüksek sesle konuşuyorum. Ama sizleri gördüğümde hem heyecanlanıyorum hem duygulanıyorum. Çünkü insan en çok ailesini sever. Sizleri ben ailem görüyorum. Aile. Değerli ailem, 5 yıl boyunca vermiş olduğunuz muhalefetlik görevini benimle birlikte, bana inanan, benimle birlikte olan yol arkadaşlarımla yerine getirmeye çalıştık. Ne yaptık? Kısaca bunlarda size bilgiler vermek istiyorum. 5 yıl önce vermiş olduğunuz kararı başımızın üzerine koyduk. Seçimden sonraki çarşamba günü yolumuza koyulduk. Sizlerden gelen, bizlerin sahada kendi gözlerimizle gördüğümüz ne tür sorunlar, ne tür gereksinimler, ne tür ihtiyaçlarınız varsa öncelikle biz kendimiz gerek sosyal medyada, gerekse görsel ve yazılı basında ve üst kademe olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sevdiğim, saygı duyduğum sizden biri olan değerli vekilim Abdurrahman Tupteren'in eliyle en gür sesle sizin sorunlarınızı dile getirdim. Ve bütün bu sorunların milletvekilimiz aracılığıyla takipçisi olduk. Bunları sonuçlandırdık. Olumlu ya da olumsuz sonucuna ulaşana kadar takibini yaptık. Olumlu halde sonuçlanan birçok sorunlar var. Bunlara sizler şahitsiniz. Biz maalesef hiç istemediğimiz ne ülkemizin ne de dünyanın bir daha yaşamasını temenni etmediğimiz çok kötü bir 5 yıl geçirdik. Çok kötü bir 5 yıl. Bu 5 yıl içerisinde neler mi oldu? Bu 5 yıl içerisinde pandemi, virüs diye bir salgın hastalık başladı. Bu hastalıkta ileri yaşlı büyüklerimiz öncelikli olmakla birçok yakınımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Sokağa çıkma yasakları yaşadık. Esnaflarımızın kepeklerini kapatmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadık. Yani bu 5 yılda, bu pandemi döneminde birçok olumsuzluk yaşadık. Peki bizler bu yaşanan olumsuzlukların neresindeydik? Tam göbeğindeydik. Hiç unutmuyorum. Ben ve benimle birlikte arkadaşlarımla camilerde 5 kişiyle cenaze kaldırdığımız günleri yaşadık. 5 kişiyle. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Çünkü ben en başında söylediğim gibi ben sizlere ailem bildim. Ablam bildim. Annem bildim. Kardeşim bildim. Babam bildim. Peki bir evlat, bir baba ailesinin iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaz mı? Tabii ki
yaş olarak, bir evlat olarak, bir abi olarak 5 yıl boyunca gerek pandemide, gerek depremde, gerek selde, gerekse karda her alanda sizlerin yanında olmaya gayret gösterdik. Acınızı da paylaştık, sevincinizi de paylaştık. Sevgili hemşehrilerim. Kapatmak zorunda kalan kahveci esnafımızın yanında olduk. Dükkanını kapatmak zorunda kalan diğer esnaf esnaflarımızın yanında olduk. Esnaf odası başkanımızı ziyaret ettik. Bir muhalefet partisi ilçe başkanı olarak sayın başkan, esnaflarımız için ne yapabiliriz? Bunların ne yapsak yanında olabiliriz? Bunlara nasıl katkı sunabiliriz diye esnaf odası başkanımızın kapısını çaldık. Onun söylediği, onun verdiği talimatlar üzerine hem kahveci esnafımızın hem de diğer esnaflarımızın maddi de manevi de yanında olmaya gayret gösterdik. Sevgili hemşerilerim. Daha sonrasında malum burada belki heyecanımdan dolayı es geçmiş olabilirim. Aslında ilk orada başlamam lazımdı. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Büyük bir deprem felaketi. Yani 100 yılın felaketini yaşadık. Öncelikle bu felakette, bu deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm hemşerilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum sevgili hemşerilerim. Büyük bir felaketti. Umarım bir daha ne ilçemizde ne de tüm dünyada, tüm insanlıkta bir daha yaşanmaz. O günü hatırlamak bile bizleri duygulandırıyor. Boğazımız düğümleniyor. O gün çok kötü bir gündü. O gün çok felaket bir gündü. O gün yalnız bırakıldık. Baş başa, kendimizle baş başa bırakıldık. Enkaz altında bize mesaj atan hemşerilerimizi gördük. Bize yer bildirimi yapan ablalarımızı, kardeşlerimizi gördük. Biz bunun için ne yapmamız gerekir diye ne kadar çırpındıysak, elimizden gelenleri ne kadar yapmaya çalıştıysak da herkesi kurtaramadık tabii. Bu depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bugün bu şehre aday olan, bugün bu şehri bana teslim eden diyen, teslim edin diye talepte bulunan bazı aday arkadaşları, tüm dünyanın bize gözyaşı döktüğü o dönemde bizim gelip elimizi sıkıp geçmiş olsun demediğini gördük, demediğini. Tüm dünyanın, tüm Türkiye'nin her şeyiyle aramızda olup bizlerin acısını paylaşıp bizlere yardım ettiği bir dönemde gelip elinizi bile sıkmayıp size geçmiş olsun bile demeyen insanı affedecek misiniz? Kesinlikle affetmemeliyiz. Bu siyasetin de ötesinde arkadaşlar. Bu insani bir durum. Biz o gün hep birlikte kol kola, omuz omuza acımızı paylaştıysak, birbirimize yardım ettiysek, biz bunu siyaset için yapmadık. İnsan olduğumuz için yaptık. İnsan olduğumuz için. O yüzden ilçemizde sayısını tam net bilmesem beni bağışlasınlar. Benim bildiğim kadar 7 tane şu anda belediye başkan adayımız var. Ben bu söylediklerime hepsini katmıyorum. Ama o gün sizi aramayan, taziyenizi paylaşmayan, ne yapabiliriz diye size bir telefon etmeyen adaylardan bahsediyorum. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz.
bunların adını burada zikretmeye gerek bile duymuyorum arkadaşlar. Gerek bile duymuyorum. Çünkü bu halk, bu millet kimin ne olduğunu biliyor. Biz o gün bunları yaparken bugün aday olacağız diye yapmadık. O gün insan olan herkesin görevi olan, en üstten en alta kadar insan olan herkesin yaptığını yaptık. Bunu sizlere bir şey gibi sunmak da istemiyorum. Bunu söylemekten aslında ağır da duyuyorum. Ama maalesef bunun üzerinde siyaset yapıp bunun üzerinde şu anda bu şehri teslim almaya gayret edenler var. Neymiş? Depremden dolayı zarar gören halka iktidar partisi mensubu olduğu için her türlü imkanı sağlayacakmış. Ben enkaz altında sana bildirim atarken neredeydin? Ben sana bildirim atarken neredeydin? Daha önceki depremlerde enkaz üzerinde kimse var mı diye sesleniyordu. Bu büyük felakette enkazın üzerinde yoklar. Altındakileri sesimi duyuyor musunuz diye seslendi bize. Sen o zaman neredeydin? Sen o zaman bizim ailelerimizin sesini duymadın. Onları kulağa atmadın. Burada yaşamadığın için o bizim yaşadığımızı yaşamadığın halde gelmedin buraya. Senin için sızlamadı. O yüzden bu millet bu şehri sana teslim etmez kardeşim. Kusura bakma. Sana teslim etmez. Belediye başkanlığı şehrin emindir. Şehrin en emin kişisi. Sen bu şehrin en emin kişisi değilsin. Çünkü sen bu şehrin en kötü zamanında yanında olmayan insansın. Kıymetli ailem. Malum bir yerel seçim dolayısıyla bir aradayız. Önümüzde 24 gün sonra yine bir sandık gelecek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal ittifakın adayı olarak bu yola nasıl çıktığım konusunda da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu yola nasıl çıktım? 6 ay öncesinde ilçe başkanlığı görevimi mevcut ilçe başkanımıza devretmeden önce bu caddede, bir arka caddede ve pazar yerimizde ve burada olmayıp kendi iş yerlerinde olan, özellikle başta siz değerli halkımız olmak üzere bu şehrin kanaat önderlerine, bu şehre bugüne kadar hizmeti dokunmuş, faydası dokunmuş, hangi siyasi partide olursa olsun büyüklerime danışarak yola çıktım. Hepsini ziyaret ettim. 6 ay sonra bir seçim olacak. Bu şehirde 5 yıldır muhalefetlik görevini yaptım. Bu şehrin sorunlarını, bu şehrin gereksinimlerini, bu şehrin önceliklerini çok iyi biliyorum dedim. Eğer sizlerin de rızası olursa ben belediye başkan adayı olmak istiyorum diye ta 6 ay önce ziyaret ettim birçoğunu. Şu an o ziyaret ettiklerimin birçoğu belki de bu alandadır. Onlar bunu biliyor. Buna bir ziyaret ettiklerim şahit. Bir bu Atatürk Caddesi ve pazar yeri şahit. Bir de Cenab-ı Allah şahit. Hepinize danışarak bu yola çıktım arkadaşlar. Orada danıştığım insanlarda evet bu şehrin birçok sorunu var. Bu şehrin yapılması gerekir ama geciken birçok sorun ve sıkıntısı var. Bunları senin yapacağına inanıyoruz diyerekten bize destek veren büyüklerimizin olurunu alarak ben adayı başvurusunu yaptım arkadaşlar. Bu şehre kim bir taş koymuşsa, kimin bir faydası olmuşsa parti gözetmeksizin herkesi ziyaret ettim. Çünkü biz bu şehre toplumsal ittifakın adayı olarak yola çıktık. Toplumsal ittifakın. Sadece bir partinin değil,
şehirle ilgisi kaygısı, bu şehirle ilgili kaygısı olan, endişesi olan, bu şehirle ilgili hiçbir bireysel menfaati olmayıp tamamen toplumsal menfaatler üzerine endişesi olan bütün halkımızla beraber yola çıktı. O yüzden ben kendi adıma ismimi toplumsal ittifakın adayı olarak koydum. Toplumsal ittifakın adayıyım ben. Bunun böyle olduğunu 10 gün önce sizlerin de huzuruna sunmuş olduğum, sizlere de sunmuş olduğum belediye meclis üyesi adaylarımızdan görmüştürsünüz. Bizim belediye meclis üyesi adaylarımızda kesinlikle ideolojik görüşünü sormadım. Dünya görüşünü sormadık. Belediye meclis üyesi adaylarımızda sorduğumuz tek şey, biz ortaya 3 tane ilke koyduk. Bu ilkeler sizlere uyuyor mu, uymuyor mu diye sorduk. Bu ilkelerimizden birazdan bahsedeceğim. Şu anda hangi görüşte olursa olsun bizim listemizde seçilebilecek yerde olan birçok arkadaşımız var. Dünya görüşü, ideolojisi bizim gibi olmayabilir. Ama o ilkeler etrafında birleştiğimiz birçok arkadaşlarımız var. Bunları siz biliyorsunuz. Bunları sizin biraz önce de arkadaşımız tek tek sizlere tanıttı. Yani biz burada bu arkadaşlarımızı da o listeye yazarak gerçekten bunun sözde değil özde olduğunu size anlatmaya çalıştık. Biz sadece bir düşüncenin, bir ideolojinin değil, toplumsal ittifakın adayıyız. Tek hedefimiz Besli'yi kalkındırma, Besli'yi refaha ulaştırma, Besli'de huzuru temin etmektir. Huzuru. Kıymetli ailem, ilkelerimiz dedik. Evet, biz bu yola çıkarken 3 tane ilke koyduk ortaya. Davet ettiğimiz gerek yönetici arkadaşları, gerek de siz sevgili ailemizi bu ilkelere anlattık. Bu ilkelere evet diyen, bu ilkeleri benimseyenlerle yola çıktık. Nedir bu ilkelerimiz? Birincisi şeffaflık. En olmazsa olmazımız. Birinci ilkemiz şeffaflık ilkemizdir arkadaşlar. Biz İnşallah sizlerin oylarıyla, Cenab-ı Allah'ın da takdiriyle 31 Mart'ta belediye başkanı olduğumuzda şeffaf olacağız, şeffaf. Yaptığımız her şeyde herkesin haberi olacak. Sizden gizli, sizden habersiz bir adım dahi atmayacağız. Sizin paranızı sizden habersiz bir kuruşunu dahi harcamayacağız. Bunları yaparken şeffaf olacağız. Biliyorsunuz ben daha önce 10 yıl Kesmetepe Belediyesi'nde belediye başkanlığı yaptım. Orada nasıl ki ihalelerimi belediye anonsunda halkı çağırıp halkın huzurunda yaptıysam burada da aynı şeyi yapmanın sözünü veriyorum size arkadaşlar. Bunda hiçbirinizin şüphesi olmasın. Eyvallah, eyvallah gençler. Birleştik de zaten burada görünüyor. Birleştik de zaten. Burada kim var biliyor musunuz? Sevgili Besliler, burada kim var? Burada muhafazakar düşünceye sahip ama önceliği Besli'li olanlar var. Burada milliyetçi düşünceye sahip ama önceliği Besli'li olanlar var. Biraz sesim gidiyor. Çok özür dilerim.
Çünkü biz böyle bir ay kala sizlerin huzuruna çıkan siyasetçiler değiliz. Biz 5 yıldır sizler huzurundayız. 5 yıldır konuşuyoruz. Haliyle boğazımızda da bazen bu tür sorunlar çıkıyor. Ama önemli olan boğaz değil, beyin. Önemli olan beyin. Beyinde, akılda ne düşündüğü önemli. Boğaz bir şekilde tedavi edilir. Bir şekilde tedavi edilir. Kıymetli hemşerilerim. Sıcak su. Şeffaflık ilkesi dedik. Evet. Biz o belediyede yapacağımız bütün ihaleleri canlı yayında sizlerin huzurunda yapacağız. Yapacağımız bütün harcamaları sizlere günübirlik internet sitelerimizde bildireceğiz. Sizden habersiz sizin bir kuruşunuzu dahi harcamayacağız arkadaşlar. Buna kalben inanın. Bunu ben Kesmetepe'de başardım. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle Beşiktaş'ta başaracağım. Endişeniz olmasın. İkinci ilkemiz katılımcılık dedik. Katılımcılık ilkemiz dedik. Katılımcılıktaki gayemiz şu. Hepiniz burada yaşıyorsunuz. Hepiniz burada yaşananlara hakimsiniz. Son 20 yıldır maalesef bu ilçede artık tepede bir gerginlik başladı. Bakın, şu anda bu şehri ve bu ülkeyi son 20 yıldır AK Parti hükümeti yönetiyor. AK Parti hükümetinin yönettiği ve tek başına yönettiği bir dönemde biz Besni olarak hakkımıza düşeni aldığımızı düşünüyor musunuz? Ben size bunu sormak istiyorum burada. Bu kadar güçlü, tek başına yöneten bir iktidarda Besni olarak biz sorunlarımızın çözümü noktasında hakkımıza düşeni aldığımızı düşünüyor musunuz? Ben size bunu sormak istiyorum. Peki, niye Gaziantep aldı? Niye Kahramanmaraş aldı? Niye Adıyaman'ın Kahta ilçesi aldı da Besni ilçesi niye almadı? Bunu da düşündünüz mü? Mutlaka düşünmüştürsünüz. Ben de katkı sunayım size. Niye almadı arkadaşlar? Bizi tepede 20 yıldır kavga ettirdiler. Tepede bizi 20 yıldır kavga ettirdiler. Bizi kavga ettirip bizi birbirimize düşürdüler. Onlar yapılması gereken hizmetleri, yapılması gereken yatırımları Adıyaman'a, Kahta'ya taşıdılar. Besni ne oldu? Besni ki 5000 yıllık bir geçmişe sahip büyük bir ilçe, kadim bir şehir olmasına rağmen bugün büyük bir köye dönüşmüş. Büyük bir köye dönüşmüş. Şehri andıran hiçbir yeri olmayan, hiçbir özelliği olmayan büyük bir köye dönüşmüş. İşte biz katılımcılıktaki amacımız, düşüncemiz tepedeki o barışı sağlamak. En önceliğim bu kardeşlerim. Bir şehirde huzur olmadan, barış olmadan, güzellik olmadan o şehrin caddelerini altından, gümüşten döşesen de hiçbir anlam ifade etmez. Önce sevgi olacak, önce barış olacak, önce huzur olacak. O yüzden 31 Mart'ta bizim iktidarımızda ilk önce bunu başaracağız. En tepede barışacağız. Hangi düşünceye sahip olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun, herkesin görüşüne başvuracağız. Herkesi bir masa etrafında toplayacağız. Herkese düşüncelerini soracağız. Attığımız her adımı önce yukarıda onlarla paylaşacağız. Daha sonra mecliste indirip kararlaştıracağız arkadaşlar. Hiç kimse endişe etmesin. Bakkas Acar'ın ve beraberindeki arkadaşlarının iktidarında hiç kimse farklı görüşte diye ötekileştirilmeyecek. Hiç kimse ayrıştırılmayacak. Kaygısı Besni olan herkesi masada da, meydanda da, şehirde de yan yana getireceğiz. Huzur içinde, barış içinde, kardeşlik hukukunda bu şehri yönetmeye talibiz biz.
Bizim amacımız hiç kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. Burada olan ya da olmayan tüm beslilere sesleniyorum. Hangi görüşte ve düşüncede olursanız olun, bizim iktidarımızda kesinlikle kavga olmayacak. Bizim iktidarımızda kucaklaşma olacak, barış olacak. AK Partili sen de başımın üzerinde yerin var. MHP'li sen de başımın üzerinde yerin var. HDP'li sen de başımın üzerinde yerin var. Hepinizin başımın üzerinde yeriniz var. Neye itiraz ederim biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir şeye itiraz ederim. Hak etmeden, alın teri dökmeden, kul hakkı yiyenlere itiraz ederim. Babamın oğlu olsa kabul etmem. Babamın oğlu olsa. Biz belediye başkanı olduğumuzda, başta sayın milletvekilimiz olmak üzere, bu ile, bu ilçeye bugünden önce kim bir taş koymuşsa onları başımızın üzerinde tutacağız. Onların hepsine teşekkür edeceğiz. Onların elini sıkacağız. Bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür edip bugünden sonra da onların desteğini isteyeceğiz. Destek verirlerse başımızın üzerinde, destek vermezlerse sizlere şikayet edeceğim onları. Hiç kimse CHP gelirse, Vakkas Acar gelirse bizi kenara ötekileştirir, ayrıştırır diye zerre kadar bir düşünceye kapılmasın. Vakkas Acar'ın böyle bir düşüncesi, böyle bir hayali yok. Vakkas Acar'ın tek düşüncesi, tek hayali bu ilçede birliği, beraberliği sağlayıp bu ilçeye hizmet etmek. Siyaset yapmak değil. Siyaseti belediye başkanı olduğum zaman rozetimi çıkardım, bir kenara koydum. Bakın benim rozetim yok. Çünkü ben herkesin başkanı olmak istiyorum. Herkesin başkanı olmak istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, bazı arkadaşlarımızın kafasında acaba muhalefet partisinin adayı belediye başkanı olursa bize hizmet yapabilir mi diye bir düşünce var. Onlara da burada sizlerin huzurunda açıklık getirmek istiyorum. Vakkas Acar bu üç ilkeyi, biraz önce saydığım bu üç ilkeyi ortaya koyduktan sonra bu şehirde, bu ilçede yapamayacağı hiçbir iş yok. Şeffaf olduktan sonra, katılımcı olduktan sonra, hesap verebilir olduktan sonra bu ilçeye yapamayacağı hiçbir hizmet yoktur. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Niye bunu söylüyorum? Vakkas Acar 2009'da muhalefetin de muhalefeti olan DTP'den seçilip o ilçenin altyapısından tutun, park ve bahçelerinden tutun, sosyal tesislerinden tutun, taziye evlerinden tutun, halkın, gençlerin, kadınların bütün gereksinimleri, bütün ihtiyaçlarını yerine getirmiş bir belediye başkanı. Sizlere buradan, bu meydandan, sizlerin huzuruna, tüm beslilere bir de bir şey söylemek daha istiyorum. Değerli besliler, bu meydanda size haykırıyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz, bir evladınız olarak. O 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım yerde benimle ilgili bir tek yolsuzluk duyarsanız bana oy vermeyin. O belediye başkanlığı yaptığım Kesmetepe'de yan geldi yaptı, hiçbir hizmet yapmadı diye bir şey duyarsanız gene bana oy vermeyin. Ama Allah razı olsun, bu beldeye geldi. Bu beldede şu anda gördüğünüz bütün hizmetler Vakkas Acar'a aittir diyorlarsa sizler de bir zahmet Allah için, memleket için bu kardeşinize oy verin. Bu kardeşinize sahip çıkın.
Bizim size söyleyemeyeceğimiz, siz de gizleyeceğimiz hiçbir akçeli işimiz yok. Neyimiz var, neyimiz yok, herkes biliyor. Herkes bilir. Bilmeyenler de bir zahmet bilenlere sorsunlar. Bunu özellikle sizden istirham ediyorum. Bu beldeyi, bu ilçeyi 5 yıllığına bir yönetime teslim edeceksiniz. O yönetimin başta adayı olmak üzere yanındaki arkadaşlarını bir zahmet bir gün 2 saatinizi ayırıp sorun. O insanların bugüne kadar, bu yaşına kadar memleket için ne yapmış? Bir sorun. Bu memleket için ne yapmışlar? Onu bir sorun. Bunu da geçtim. O insanların kendileri için ne yapmışlar? Kendileri için. Kendisi için bir şey yapmayan insan sizin için hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bunu sorun. Bunu sorduktan sonra sandığa gidin. Bu şekilde sandığa gittiğinizde gerçek bu şehre sahip çıkacak, hizmet edecek belediye başkanı o sandıktan çıkacaktır. Sizden ben kendim bir aday olarak bunu istirham ediyorum. Lütfen bu şehri kime teslim edeceğinizi sorun. Sorun. Çünkü 5 yıllığına bu şehri teslim edeceksiniz. Bir 5 yıl daha geçsin demeyin. Bir de çok üzüldüğüm bir nokta var. Bir şehri mağdur olanlara, yazık bir kere de bu olsun diyenlere teslim etmeyin arkadaşlar. Bakın burası bir şehir. Eğer bir insan mağdursa hep birlikte gelin bir kasa kuralım, onun mağduriyetini ortadan kaldıralım. Onun mağduriyetini ortadan kaldırmanın yolu 5 yıllığına 5000 yıllık geçmişe sahip kadim bir şehri teslim etmek değildir. Yazık ederiz bu şehre. Kıymetli hemşerilerim, ben malumunuz sosyal medyada görüyordursunuz. Bütün kurumları ziyaret ediyorum. Bu kurumları ziyaret ederken mevcut belediyemizi de ziyaret ettim. Belediye başkanımıza da yaptıkları ve yapamadıkları noktasında ziyaretimiz esnasında bir görüş alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar o belediye başkanımıza da halkımız için yaptığı, halkın kabul ettiği bütün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve orada yapmış olduğumuz bir konuşmayı da burada sizlere paylaşmak istiyorum. Hani dedim ya ben size, biz şeffaf olacağız. Kimseyle sizden habersiz, sizden gizli hiçbir görüşme yapmayacağız. Bundan dolayı sizlere bu konuda da bir bilgi vermek istiyorum. Mevcut belediye başkanımız yapmış olduğumuz ziyarette bize dedi ki, benimle birlikte yanımda heyette meclis üyesi adayı arkadaşlarım da vardı. Sayın Başkan dedi, bu şehrin altyapı ve üst yapı hizmetlerinin yapılması noktasında Adıyaman'a tahsis edilen depremden dolayı şimdiki parayla 4 milyar TL, eski parayla 4 katrilyon para tahsis edildi dedi. Bu 4 katrilyon paranın 1 katrilyonu Besti'ye tahsis edildi. Bu tahsisle şehrin altyapı ve üst yapı hizmetleri yapılacak dedi. Biz de kendisine bu tahsisten dolayı teşekkür ettik. Bu şehrin altyapı ve üst yapı sıkıntıları var mı? Var. Bunlara siz de şahitsiniz, ben de şahidim. Bunun finansmanı şu anda sağlanmış, sağlandığı için devlette devamlılık esastır deyip bundan dolayı belediye başkanına teşekkür ettik. Peki bununla yetiyor mu? Yetmiyor. Önemli olan bu 1 katrilyonu şeffaf bir şekilde, bir kuruşunu dahi zayi etmeden sizlere hizmet olarak dönüştürebilmek. İşte onun adresi de biziz, biz. Ayrıca belediye ziyaret
ziyaret ettiğimizde oradaki çalışma arkadaşlarımı da ziyaret ettim. Onlara söyledim, sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Biz belediye başkanı olduğumuzda alnının teriyle çoluk çocuğunun nafakasını çıkarmak için orada çalışan hiçbir kardeşimize görüşünden, ideolojisinden, seçimde kullandığı oya göre hiçbir işten çıkarma gibi bir durumumuz olmayacak. Hiçbir ötekileştirmemiz olmayacak. Onları başımızın üstüne koyacağız. Hala hatta bu yetmiyorsa mevcut enflasyonist ortama göre o işçilerimizin maaşlarını daha da iyileştireceğiz. Ama orada söyledim, burada da söyleyeceğim. Alnının terini akıtmadan, bedavadan sizlere gelen ödenekleri evinde oturup cebindeki bankamatikle ayın 15'inde gidip bankada çekenlerin de gözünün yaşına bakmayacağım. Belediye başkanı, belediye çalışanlarıyla, eğer belediye başkanı başarılı olmak istiyorsa belediye çalışanlarıyla kardeş olmalı, arkadaş olmalı, onlarla samimi olmalı. Çünkü biz Kesmetepe'de böyle yaptık, başarılı olduk. Burada da bizim iktidarımızda belediye başkanlarına başkan değil, belediye çalışanlarına başkan değil, kardeş olmaya geliyorum, kardeş olmaya. Yol arkadaş olmaya geliyorum onlara. Onlarla birlikte bu şehri yönetmeye geliyorum. Onlarla birlikte bu şehrin önceliklerini, gereksinimlerini çözmeye geliyorum. O arkadaşlarımız kesinlikle hiçbir kaygıya, hiçbir algıya kapılmasın. Duyduğum kadarıyla o arkadaşlarımıza şöyle sözler söyleniyormuş. Yok efendim, muhalefet partisi kazanırsa maaşlarını alamazlarmış. Yok böyle bir şey. Öyle olsaydı şu anda aramızda olan İskender Yıldırım için bunlar söylenirdi. Duydunuz mu Gölbaşı'nda maaşını alamayan? Duydunuz mu Şambayat'ta maaşını alamayanı? Duymadınız tabii. Kesmetepe'de duydunuz mu maaşını alamayanı? Bizlerin referansı İskender Başkan, Necdet Başkan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kesmetepe'deki Ali Yılmaz ve önceki Vakka Sacar'dır bizim referansımız. Sorun, sorgulayın. Bu dedikleriyle ilgili tek kelime duyarsanız, maaşımı alamadım, beni mağdur etti İskender dersiniz, bana da oy vermeyin arkadaşlar, bana da oy verin. Belki biraz uzattım arkadaşlar. Haliyle 5 yıl çalışıp 5 dakikaya sığdırma şansım yok. 5 yıldır sizlerle birlikteyiz. 5 yıldır bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Projelerimizle ilgili de kısaca bahsetmek istiyorum. Projelerimizde en başa koyduğumuz projemiz deprem projesidir. Şehrimizde deprem esnasında yıkılıp ya da depremden sonra ağır hasarlı olarak yıkılan binalarımız var. Mağduriyet yaşayan o 100 metre, 200 metre konutlarında hayatını sürdürüp bugün de 8 metre, 10 metre konteynerde yaşayan vatandaşlarımız var. Bu sorunları biliyoruz, bu sorunlara hakimiz. Bizim iktidarımızda inşallah bir kooperatif kuracağız arkadaşlar. Yerinde dönüşümle ilgili bir kooperatif kuracağız. O depremde yıkılmış veya ağır hasarlı olduğu için yıkılan binaları o kooperatifimizin ve devletin o hak sahiplerine tanıdığı o bütçeyle üzerine bir lira dahi koymadan sadece devlette alacakları o hibe ve krediyle o hak sahiplerinin evlerini şeffaf bir şekilde kooperatif aracılığıyla yapıp o insanlarımızı bir an evvel o konteynerlerde çıkarıp huzurlu hanelerine taşıyacağız. Bunun sözünü veriyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımızın kayıtlarını okulda yapıp kayıt belgeleriyle belediyemize
ülkemize geldiklerinde çocuklarda zengin fakir olmaz, çocuk çocuktur diyerek o çocuklarımızın tamamının birinci sınıfta çantasını ve kırtasiyelerini belediye olarak biz temin edip o çocuklarımızı sevindireceğiz. Askere giden bütün gençlerimize askerlik şubesinde aldıkları sürüslerle belediyemize gelmeleri durumunda onların yol masraflarını belediye olarak biz karşılayacağız. Sosyal yardım, sosyal yardım diyorlar. Bizim anlayışımızda paket verip fotoğraf çekmek yok. Birine yardım ederken onun onurunu, gururunu kırmak yok. Kimseyi küçük düşürmek yok. Biz sosyal yardımın daha iyisini, daha alasını yapacağız. Ama bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde yapacağız. Kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan, kimseyi ailesine mahcup etmeden yapacağız. Biraz uzattım. Buradan toparlamak istiyorum. Diğer projelerimizi bu şekilde broşürlerimizle sizlere dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Lütfen ama lütfen Bakka Sacar'ın yazıp dağıttığı projeleri sadece resmine bakıp atmayın. Çünkü içeriği dolu dolu. İçeriği yapılabilir işler, içeriği bu halkın gereksinimleri. Burada son olarak bir de kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Sevgili ablalarım, annelerim, burada olan ya da olmayanlar, hepinize sesleniyorum. Sizlere seçme ve seçilme hakkı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce verildi. Peki, siz bu hakkın ne kadarını kullanabildiniz? Bir durup düşünmeniz lazım. Ne kadarını kullanabildiniz? Maalesef kendimi de katarak bizler sizin bu hakkınızı elinizden aldık. Kullanmanıza müsaade etmedik. Ben 2009'da burada adayken buraya dikkat çekmek istedim. Besni'nin tarihine baktım. Besni deminden beri söylediğim gibi çok eski bir şehir. Ama maalesef Besni'de tarih boyunca belediyede ne belediye başkanı ne de belediye meclis üyeliği konumunda hiçbir kadına görev verilmemiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca ta ki 2019'da. 2019'da o dönemki kadın kolları başkanımızda olan Sayın Sibel Peyker'i 3. sırada meclise gönderdik. Sizleri temsil etti. Kadınlarımızı temsil etti o mecliste. Bugün dikkat çeker diye belki bundan sonraki dönemlerde diğer siyasi partiler de bu konuda gereğini yapar diye düşündük. Ama geçen hafta gördüğümüz kazanabilir ya da seçilebilir bir yerde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hiçbir listede bir tane dahi kadın yok. Bir tane dahi. Ama biz bu dönem yine seçilebilir bir yerde Sayın Avukat Şükran Dutlu Hanımefendi sizler adına sizleri temsil etsin, sizlerin gururu onuru olsun diye o meclise taşıyacağız. Bununla birlikte yeterli mi yetmez? Aynı zamanda kadın dayanışması ve sosyal politikalar müdürlüğü kuracağız o belediyede. Broşürlerimiz de var. Alt maddelerini açın okuyun lütfen. O müdürlük öncelikle bu şehirde kadınların dayanışmasını sağlayacak. Kadınların dayanışmasını, kadınların iş hayatına atılmasını, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak. Bunların önce eğitimlerini verecek, daha sonra istihdamlarını sağlayacak. Bir de ne yapacak biliyor musunuz? O müdürlük bir de ne yapacak? Hem ülkemizin hem de ilçemizin en büyük sorunu olan uyuşturucuyla mücadele edecek. Elimizde yitip giden çocuklarımıza o annelerimiz, o bacılarımız sahip çıkacak. Biz onları destekleyeceğiz. Biz onları finanse edeceğiz. Onlar da annelik işgüdüsüyle o çocuklarımızı 12 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşındaki çocuklarımızın elimizden kayıp gitmesini durduracaklar, engelleyecekler. Onları ailelerine
milletine, ülkesine hayırlı evlat edecekler inşallah. Söylenecek çok şey var ama sayın milletvekilim burada. Biraz da milletvekilimize söz vermeliyiz. Onun da mutlaka söyleyecek çok kıymetli sözler olacaktır. Hepinizi burada ben, arkadaşlarım ve sevgili eşim Sevli ile birlikte selamlıyorum. Kanın sağlayacaklar. Evet. Başkanımız Sayın Makas Acar'a ve kıymetli ailesine çok teşekkür ediyorum. Bir de kızım varmış. Kızımı unuttum. Özür diliyorum. Kızımla birlikte selamlıyorum size. Evet, Ömer geç kaldı Ömer. Başkanım, başkan şimdiden kendini çok yordu, siz de şahit oldunuz. Başkanım da işimiz çok, önümüzde koca bir 5 yıl var. Şimdiden böyle yaparsan. Evet, konuşmalarını yapmak üzere. Adıyaman'ın sorunlarını her ortamda dile getiren, herkesin vekili, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili ve aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanı adayımız Sayın Abdurrahman Tutdere. Evet. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, konuşmama başlamadan önce, biraz önce bu sahnede gerçekten yüreğiyle konuşan, kendini besleye adamış Vakas Başkan için kuvvetli bir alkış istiyorum. İşte bu. Biraz önceki heyecan, biraz önceki coşku, biraz önceki gördüğünüz duruş, besleye olan sevdanın sahnedeki tezahürüdür. İşte Vakas Başkan, inşallah sizin desteğinizle seçildiğinde bu heyecanını belediye başkanı olarak da sürdürecek. Şimdi Besni, Medeniyetler Şehri, Üzümün Diyarı, Yiğit ve Üreten insanların Diyarı, hepiniz hoş geldiniz. Beslimiz tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla, üreten çalışkan insanlarıyla Türkiye'de adından söz ettiren güzel bir ilçedir. Besni son dönemlerde maalesef kötü yerel üretimler nedeniyle üreten bir Besni olmaktan uzaklaştı. Besni'nin tarihteki rolü ve misyonunu buradaki yerel üretimler maalesef bilerek ve isteyerek yok ettiler. Besni'yi yalnız bıraktılar. Artık Besni inşallah 31 Mart'ta bu yalnızlığa son verecek. Değerli Besniler, bir yerel seçime gidiyoruz. Bu bir parti seçimi değil. Bu bir başkanlık seçimi. Besni'yi 5 yıl boyunca yönetecek, halka hizmet edecek, hizmeti ayağınıza getirecek bir başkan seçeceksiniz. Dolayısıyla bu başkanın bir takım özelliklere sahip olması lazım. 6 Şubat'ı yaşamış, yıkılmış bir şehri yeniden inşa edecek nitelikli ve çalışkan bir başkana ihtiyaç var. İşte Besni yeniden inşa edecek, birlik beraberliği yeniden tesis edecek, çalışkanlığıyla, Besni'ye olan sevdasıyla güçlü belediye başkan adayı Vakas Acar işte karşınızda. Şimdi Türkiye Vakas Acar'ı nasıl tanıdı biliyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Kesmetepe'de bir ağacın altında 3-4 sandalye ve belediye memurları ihale yapıyorlar. Ya ilk biz de şaşırdık. Bu adam ne yapıyor? Meğer adam başkan belediyenin bahçesinde halkın huzurunda ihale yapıyormuş. Açık ihale. İşte şeffaflığın adresi, şeffaflığın ta kendisi Vakas Başkan. Artık Besni'de
Kesmetepe'den edindiği tecrübeyi, yıllardır sahadaki deneyimlerini ve çalışkanlığını inşallah sizler yetki verdiğinizde Besni Belediye Başkanlığı'nda da aynen yerine getirecek. Vakıf Başkan ayrıcılık yapmaz. Vakıf Başkan Besni'nin hakkını, hukukunu korur. Bu şehrin, bu ilçenin hakkını kimseye yedirmez. Aslanlar gibi sizin yanınızda durur. Vakıf Başkan bunu yapacak bilgiye de, birikime de, tecrübeye de sahip bir başkandır. Onun için ben sizin vekiliniz olarak, bir kardeşiniz olarak buradan bütün Besni halkına çağrı yapıyorum. Gelin, bu bir yerel seçimdir. Besni'nin unutulmuşluğunu, yalnızlığını ortadan kaldıracak Besni'nin gür sesini bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyuracak Vakıf Başkan'a sahip çıkın, destek olun. Siz sahip çıkarsanız Besni değişir. Siz sahip çıkarsanız Besni eski günlerine kavuşur. Besni, biz Türkiye'yi geziyoruz. Gittiğimiz her yerde herkes Besni'nin iş adamlarının güzelliğinden bahseder. Herkes Besni üzümünün tadından bahseder. Herkes Besni halkının misafirperverliğinden, üretkenliğinden bahseder. Ama Besni'ye geldiğimizde maalesef kötü yönetimler nedeniyle bu işlerin bitmek üzere olduğunu gördük. Ama artık Besni halkı 31 Mart'ta yeniden düştüğü yerden kalkacak ve bu değerlerine sahip çıkacak, başkanını seçecek, vakıf başkanını seçecek. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bir müjdeyi de ben size vereyim. Adıyaman'da biliyorsunuz belediye başkan adayıyım. Adıyaman'ın sokakları, caddeleri, esnafı, çiftçisi, her kesimi ne diyor biliyor musunuz? Adıyaman'da değişim vakti diyor, tut dere diyor. Şimdi buradan da, bu meydandan da şunu görüyorum. Besni'de değişim diyor, Besni'de vakıf başkan diyor, maşallah. Evet, Gölbaşı'ndan, Tut'tan, Besni'den Adıyaman'a doğru büyük bir rüzgar esiyor. Değişimin rüzgarı ve inşallah Besni'deki değişim, Adıyaman'daki değişimle birlikte 31 Mart'ta sandıkta zaferi getirir. Gölbaşı ilçemizde de bizim çalışkan belediye başkanımız İskender kardeşimiz, Tut'taki çalışkan belediye başkan adayımız, beldelerdeki belediye başkan adaylarımız hep beraber Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden ayağa kaldıracağız. Bir şeyi hiç unutamıyorum. Deprem oldu, biz Besni'ye geldik. Besni'nin enkaz başlarında yakınlarını bekleyen hemşehrilerimizin acısını paylaştık. O enkaz başlarında, o soğukta yakınlarını bekleyenlerin sırtına ilk battaniyeyi atan vakıf başkandır. Onlara ilk yardım elini uzatan vakıf başkandır. Besni halkı kendisine kötülük yapanı da, iyilik yapanı da unutmaz. Biz biliyoruz, Besniler bu sandıkta 31 Mart'ta kendi çocukları için, kendi gelecekleri için sizleri iyi temsil edecek, hakkınızı koruyacak başkanı seçeceksiniz, Besni'yi yeniden ayağa kaldıracaksınız. Biz hepinize güveniyoruz. Hepinizden bir ricada bulunacağım. Mitingimizi yaptık. Seçim karargahımızı açtık. Ancak iş bitmedi. Asıl iş bugün başlıyor. Bundan sonra bu meydanda bulunan herkese çalışmak düşüyor. Gidin, bütün kapıları çalın. Bütün Beslilerden destek isteyin, o isteyin. Siz çalışırsanız, biz çalışırsak Besni hep birlikte ayağa kalkar. Artık 22 yıldır Besni'ye bir şey veremeyenler bu saatten sonra Besni'ye hiçbir hizmet getiremezler. Besni'nin hizmet için çalışkan bir başkana ihtiyacı var. Besni'nin ayağa kalkması için yeni bir ruha, yeni bir heyecana ihtiyaç var. İşte o ruh, o heyecan biraz önce sahneye gelen meclis üyelerinde de var, vakıf başkanında da var.
Değerli Besliler, şimdi tabi Besli'de, bütün ilçelerde, Adıyaman'da kampanyamızı, çalışmalarımızı görenler, desteğin hızla büyüdüğünü görenlerde bir panik başladı. Ve o panikle ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki, efendim siz iktidar partisinden belediye başkanı seçmezseniz hizmet gelmezmiş. Hadi oradan. 22 yıldır iktidar partisiyle aynı belediye başkanlarını seçtik Besli'de, Adıyaman'da. Ortada hizmet var mı? Yok. Bu kocaman bir yalandır. Size şunu söyleyeyim. Belediye başkanı kendi halkının hakkını savunan, ilçesini, kentini seven, cesaretli, kararlı birisi olursa, Besli Belediyesi'nin bütçesini doğru kullanırsa, belediyenin kaynaklarını yerinde kullanırsa, israfı, hırsızlığı önlerse, o para herkese yeter, hizmete de yeter. Tam tersine, bakınız, eğer bu değişim olursa, bütün dünyanın dikkatleri, Türkiye'nin dikkatleri, Besli'nin üzerinde olur, Adıyaman'ın üzerinde olur, diğer ilçelerin üzerinde olur. Adıyaman Besli'den de bir ses vermiş olur ve daha çok hizmet gelir. İnşallah siz Besli'de vakıf başkanı seçeceksiniz. Adıyamanlılar da Tutdere'yi seçecek. Omuz omuza sizin hak mücadelenizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bu güzel coşku için, bu destek için ben hepinize, bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah sizin desteğinizle, Allah'ın izniyle Besli'de vakıf başkan, başkan seçilecek. Besli Belediyesi, Besli halkının olacak. Hepinize saygılarımı sunuyorum.